Ben bu silahı öncelikle Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyorum. Onun direktifi doğrusunda biz hareket ettik. Bakanlarımıza, ordumuzda, emniyet teşkilatımıza. Yani bu silah Türkiye'de yok. Yani yerli milli olarak bir silah. Kesinlikle kopya değil. Hiçbir parçası know-how çalınarak yapılmadı. Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerimizin çok etkisi var. Özellikle Kırıkkale gibi bir şehirde ben iki tane Türk mühendisi, üç tane Türk mühendisi bunu başardım. Kırıkkale Türkiye'nin silah şehriydi. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan bir şehrin tekrar kalkınması ve savunma sanayi ileri adım atması gerekiyordu. Bizim hedefimiz bu doğrultusunda Kırıkkale'yi bir önceki savunma sanayinde Türkiye'de ileri seviyeye getirecek hamleler yapmaktı. Kırıkkale zaten silah şehriyle bağdaşmış bir şehrimizdi. Biz de buna destek vermek amaçtı. Devletin imkanlarını kullanarak, zaten silah sanayi OSB kurulmuştu. Onun ilk yatırımı gerçekleştirdik. Temel atma törenlerimizi yaptık. Basında da çıktı. Ondan sonra Ar-Ge inovasyon konusunda KOSGEB'den destek alarak proje geliştirmeye başladık. Projemiz dünyanın ürettiği ürünleri Türkiye'de yapabilmekti. Dünyada şimdi sniper denen kaliteli silahlar üretmekteydi. Biz de bunu başarabileceğimize inandık. Bu doğru coğrafyada yarı otomatik Türkiye'nin %100 yerli milli sniper'ını ürettik. Bu kapsamda öncelikle Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize, KOSGEB başkanlığımıza, Kırıkkale valiliğimize, Kırıkkale siyasetçilerimize, milletvekillerimize, Kırıkkale KOSGEB il müdürlüğüne, tüm müdürlüğü çok teşekkür ediyoruz. Bize inandılar böyle bir projenin gerçekleştiği konusunda. Ve bize desteklerini verdiler. Özellikle KOSGEB İl Müdürlüğü devletin imkanlarını bize sağladı. Biz de ona karşı mahcup olmayarak Türkiye'nin ilk yerli milli sniper'ını ürettik. Şimdi isterseniz biraz size Türkiye'nin yerli milli sniper'ından bahsetmek istiyorum. Silahımız tamamen 338 yerli milli bir üründür. Bütün parçaları tamamen Türkiye'de üretilmiştir. 3-4 tane kendi yerli milli özelliklerine sahiptir. Dünyada artık savunma sanayinde hafif ve ağır makineli silahlarda değişim oldu. Bunu Amerika ve Avrupa iyi yapıyordu. Bizde de kendileri geri kaldığımızı düşünüyordu. Ama biz geri kalmadık. Şu an onların ürettiği üründen daha kaliteli bir tane ürün görüyorsunuz. Bu ürün artık dünya savunma sanayi mekanik teknolojiyle buluşuyor. Bizim hedefimiz de teknoloji mekanikle buluşturmaktı. Neden yarı otomatik sniper diyorsanız, hedefe daha hızlı manevra, daha az zaman, hareketli hedeflerde vuruş atışı ve atıcıyı rahatlık bakımından imkanları sağladı. Şimdi hedefimiz bu sniper'ın daha iyi gelişmesini sağlayarak daha iyi seviyelerde ülkemizi bir yere getirebilmek. Asıl hedefimiz biz ülkemizi onurlandırmanın peşindeyiz. Cumhurbaşkanımız devlet büyüklerimizin yerli milli imkanlarla bir şey yapacağına inandıysa biz de başaracağımıza inanıyoruz. Özellikle yönetim kurulumuz Abdullah Bey, Abdullah Dikmen Bey buna çok inanıyor. Ve onun yatırımı sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Bir 5-6 aylık bir süreç var olması için. KOSGEB İl Müdürümüz Köksal Bey ile konuştuk. Yatırım teşvik programını destek alarak makine tesisatlarımızı hallederek seneye üretime geçirip dünyada Türkiye'nin yerli milli bir silah tanıtımını gerçekleştireceğiz fuarlarda. Allah nasip ederse. Ve her zaman söylüyorum, eğer savunma sanayi ilgili yatırımcılar varsa Kırıkkale'ye davet ediyorum. Ve pişman olmayacaklarına inanıyorum. Yaklaşık olarak kafanın tasarlamayı da görüşmeler içerisinde 1 sene 13-14 ay sürdü. Özellikle bizim için en önemli şey 2000 metre menzili vurmasını hedefliyoruz. Şu an 1300 metre tutturacağımızı düşünüyoruz. Etkili mesafesi 3500 metreye kadar, azami menzili 3500 metreye kadar gidiyor.
Tabii atıcıyla çok önemli. Biz aslında silahımızı teknoloji ürünlerle beraber birleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dünya buna döndü. Artık dünyada silahlar teknolojiyle buluştu. Biz de onlardan geri kalmayacağız inandığımız için sniper'ın en bir özelliği dürbün. Dürbünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Üzerindeki dürbün de yerlidir. Yani bir Türk firması yapmıştır. Yerli milli misyonu Türkiye olarak dünyaya tanıtım yapmaktadır. Şu anda şu gördüğünüz silah bütün parçaları beraber yerli millidir. Yani vidasından ya da namlusundan hiçbir şey yurt dışından bir parça getirilmemiştir. Tamamen yerli milli olarak geliştirilmiş bir silahtır. Ve dünyada şu silahının benzeri yoktur. 10 yıllık yatırım bütçemizi yaklaşık olarak 100 milyon TL olarak belirlemiştik. Tabii bu dolar kurundan önceydi 10 yıllık yatırımımızda. Şu anda zaten yatırım tutarımız zaten işe başlamadan önce 6 milyon kadar bir para harcadık. Şu andaki etapta fabrika üretimi geçtiği zaman bir 10 milyon yakın daha para harcayacağız. Devamı da gelecek. Oyun içerisinde bizim hedefimiz en az 250 kişiyi çalıştırabilmek, oyun kanalını sağlayabilmek. Ama bu hedef ulaşabilmek için de isterseniz ürünlere ihtiyacımız var. Tek bir ürüne girmeyeceğiz bu olaya. Tamamen birçok ürünlerle beraber bunu yapmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bizim milli ordumuzun, milli emniyet teşkilatının yurt dışına bağımlılığını azaltacak projeler geliştirmek. Biz hafif ve ağır makine silahlar konusunda proje geliştirmek istiyoruz. Devletimize o imkanları sağlamak istiyoruz. Kendimizi geliştirerek daha üst seviyeleri zorlayacağız. Ama seneye büyük olasılıkta bir 40 kişiyle üretime geçeceğimi planlıyorum.